Hocam kabızlığın hemoroide bir etkisi var mıdır? Nasıl etkiler? Ha tabii. Kabızlık olan kişinin ne oluyor? Buradaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde bağırsak mukozasını yakıyor, kavuruyor. Damarlar sertleşiyor. Makatta çok yoğun bir kan dolaşımı var. Anüste. Bu kan dolaşımında anormallikler ortaya çıkıyor. Artık damarlar sertleştiği için aniden hemoroid dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Hemoroid evrelerine göre dört çeşit hemoroid var. İşte meme denir. Eğer dışarı çıkmıyorsa birinci derecede, dışarı çıkıyorsa ikinci derece, dışarı çıkıyorsa zorla içeri giriyorsa üçüncü derece. Hemoroidler böyle memeler dışarıda çıkıyor, içeri artık girmiyorsa kanamalıysa dördüncü derece. Ha ameliyat çözüm değil. Ameliyat olursa kişi tekrar tekrar nüksetme Yeniden nüksediyormuş galiba, evet. fizikosu var. Öyle bir hanımefendi Ankara'dan iki defa ameliyat olmuş, üç defa ameliyat olmuş, dört defa ameliyat olmuş. 6 ayda bir ameliyat. Dördüncü ameliyatta yanlışlıkla makattaki sinir de kesmişler. Ne olmuş? Artık makadı kapatan kaslar kapanmıyor. Ne oluyor? Bayan kaçırıyor. Ne yapacak? Bebekler gibi altını bezlemek zorunda kalıyor. Beni aramış diyor ki ne yapacağım ben? Dört defa ameliyat oldum. Bu dördüncü ameliyat kötü geçti. Artık çocuklar gibi, bebekler gibi altını bezlemek zorundayım. Dışarı çıkamıyorum. Ameliyat olmadan önce arasaydın çok kolaydı. Ama ameliyat olmuşsun. Bitmiş. Ona doktorlar çözüm bulacak. Ne yapacaklarsa düzeltecekler. Buna bir şey yapamayız. Ama en ağır hemoroidi tedavi etmek mümkün. Neyle? Bitkiyle. Mesela çoban çantasıyla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Aa, pardon, hangi kitapta? Bu kitapta. Profesör Doktor Kuroda, Profesör Doktor Takaki. İki Japon Profesör Doktor yapmış oldukları araştırmalarda çoban çantasının hemoroidi önlediğini belgelemişlerdir. İki Alman asıllı Profesör Doktor, Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenau, bunlar da çoban çantası otunun birleşiminde de polipeptit türevi bir etken madde var. Bu her türlü kanamayı önleyicidir. Sadece hemoroid değil. Bazı bayanlarda yoğun adet nedeniyle kanamalar, adet düzensizlikleri nedeniyle kanamalar. Efendim, kolon, kalın bağırsakta kanama, ince bağırsak kanaması, mide kanaması, hatta çoban çantası burun kanamasına dahi etkili. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Evet, onunla ilgili biz ne yaptık? Çoban çantası otunun ekstraktı Hamamelis virginiana, cadı fındığı denir. Cadı fındığı ekstraktı, Dulavradotu ekstraktı gibi 19 ak kestanesi, 19 bitkinin ekstraktından oluşan çoban çantası forte. Bu her türlü hemoroide karşı kullanıldığında iyileştirir. Tabii ki iksir jel de kullanmak gerekir. Aloe vera bağırsakları temizler. Bağırsakları hareketlendirir, kabızlığı önler. Kabız kalırsa kişi tekrar problem olabilir. İksir ne yapar? Bütün damarları açar. Damarların iç yüzeyindeki sertleşmeleri önler. Yani sadece tek başına da iksir kullansa dahi kişi hemoroidi birkaç ayda ameliyatsız çözer. Kalıcı çözüm. Bunlar kalıcı çözüm. Ameliyat olduğu zaman problem doğar kişide. Evet, biraz önce söylediğim gibi. Bir de bazı insanlarda fistül denen bir rahatsızlık var. Bu da makat yırtılması. Bu tür rahatsızlığa karşı bizde bir ürün daha var. Onu nereye koyduk bulamadık. Bulamayacağız herhalde. Centella. Gotokola da denir. Hindistan'da yetişen böbrek şeklinde, yaprağı böbrek şeklinde bir bitki. Bununla da ilgili klinik araştırması yapılmış. Fistüle karşı ve hemoroide karşı etkili. Yani ameliyatsız hemoroidin tedavisi mümkündür. Ameliyat olmaya gerek yok. Olsa da zaten ameliyat çözüm değil. Yeniden nüksedebiliyor Evet. çünkü.
Peki hocam.